Selamlar herkese. Yeni bir videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bir önceki videoya vermiş olduğunuz desteklerden ötürü çok teşekkür ederim. Etkileşimimiz yavaş yavaş yükselmeye tekrardan başladı. Eğer sıkı bir takipçimizseniz videolarımızı başlamadan önce beğenebilir ve aynı zamanda destek yorumu bırakabilirsiniz. Ve abone olmayı unuttuysanız da kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Eğer beni yeni takip etmeye başladıysanız da Marmara'da Şaman serisi oynamaktayım ve Yuara'ya giden bir yolculuğun serüvenini çekiyorum. Şu şekilde bayağı bir Razador sandığım var. Aynı zamanda sesim biraz daha böyle kötü gelebilir. Hastayım şu sıralar, kusura bakmayın. Bu Razador sandıklarını bir açalım. İçlerinden umarım bir pet kitabı sandığı veya alev alırız. Çünkü şu an Razador sandıklarının fiyatı bayağı düşmüş durumda. Yani bayağı dediğim böyle 5.5 emlere, 5 emlere düşmüş. O sebeple bunları satmadım. Ve alevimizi de aldık arkadaşlar. Çok iyi oldu. Sadece bir tane alev alabildik. Bir tane de titan kalkanımız vardı. Bu titan kalkanını 5 efsun yapar satarız. Herhangi başka bir şey var mı? Şöyle bakalım. 15 ort. Zehirlerimiz kaç ort? 14, 7. Çelik yayımız 9. Başka da herhangi bir şey çıkmamış. Buradan da yani yaklaşık bir 20 em falan kar ettik arkadaşlar. 20 em'den fazla olabilir çünkü alev 1 won'dan fazla ediyor. Hayırlı uğurlu olsun. O zaman hadi gelin videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar, inanamayacaksınız fakat yok fiyata şu an pazara bir adet kıyanet yelpaze düşmüş. İlaç gibi geldi. Bu kıyanet yelpazeyi birlikte alacağız. Zaten 250 wonumuz vardı. 250 wonumuz da tamamen şu an kıyanet yelpazeye akıp gidiyor. Bu Yuara yolculuğumuzdaki en büyük kazançlarımızdan biri oldu. Normalde kıyanet yelpazelerinin sadece düz 9'larının yani değişmelik 9'larının fiyatları bile 300-350 wondan satılabilmekte. Bazen 400 wona kadar çıkabilmekte. Biz 12 zekasını 250 wona bulduk arkadaşlar. Gelin bunu da alalım. Birlikte zaten biliyorsunuz kar tanesi etkinliği de var. Küçük kutsama bol bol çıkartabiliyoruz. 6-7'sini de değiştiririz. Elementini de kendimiz atarız. Kendimizin yaptığı güzel bir kıyanet yelpazemiz oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar şöyle bir adet arkadaşımıza elementini attık. Şimdi parasını alacağız. 8 bunu da koymuş. Biraz düşük geldi ama sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Hayırlı uğurlu olsun kendisine de. Buradan da arkadaşımıza selam olsun. Element işini bize hallettirdi. Halen daha elementlerim var bu arada. Umarım bu video bitene kadar elementlerim tükenmez de sizlere de yardımcı olabilirim. Evet, Alastor'un elinden tekrardan selamlar. Arkadaşlar bugün yapacaklarımızdan bahsedelim. Bugün değil de bu videoda yapacaklarımızdan bahsedelim. Bu arada bilerek bilişeni soktum. Bilişen XP'si kalmamış. Ona da biraz XP kasacağım burada Alastor'u keserken. Biliyorsunuz daha öncesinde başlatmış olduğumuz bir seriydi. Ninja'mıza sıfır masrafla bir adet mis yakut takmıştık. Bu Ninja'yı ben geliştirmeye karar verdim. Çünkü Nemer'e giremiyoruz ve Nemer'e güzel bir gelir getiriyor arkadaşlar günde 3 tur girerseniz. Tanesi sandıklarının 15-16 emden satıldığı için günde 3 tur girdiğinizde ortalama 3.5 won gelir bırakıyor. Ve ortalama bir tane turun yapılması 35 dakika sürüyor. 35 maksimum 40 dakika sürüyor arkadaşlar eğer çok şanslısınız. Bu sebepten dolayı bugün kurt karakterimizle birlikte Ninja'mızı kasacağız. Böylelikle en azından Ninja'mızı da sürgün mağarasına atabiliriz. 75. seviyeye kadar kasmayı planlıyorum. Daha sonrasında ninjamıza sürgünlük itemlerini alarak, bu arada Razor'umuzu da kestik, çok çok daha iyi yerlere getireceğiz. Oradan bir 95 olur. 95'ten 100'e kasarız. 100'den sonra da bırakırız. Aynı zamanda bir tane de Gren alacağım ki karakterimiz daha hızlı ve daha güçlü bir şekilde dayanabilsin ninjamız. Bu şekilde Nemere'ye giden tarafa kadar gideceğiz. Sonra 100 level olduğunda Ninja'mızı da Nemere'ye sokarız. Zaten şamanımız tek başına Nemere'yi kesebiliyor. Şöyle bir bakalım. 1 sandık düşmüş. 2 sandık. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Başka var mı? Bir tane daha var. Pardon, 11 atamaz. Sanırsam 10 sandık atmış arkadaşlar. Ben yanlış saydım. Evet, toplamda 10 sandık almışız. Güzel. Ben bu şekilde Razor türlerimi gireceğim. Daha sonrasında da Ninja'mızı kasacağım. Ninja'mızı bu bölümde 75. seviyeye kadar çıkaracağız. Diğer bölümde de artık 90-95'e doğru yavaş yavaş götürürüz. Zaten onun herhangi bir acelesi olmayacak. Aynı zamanda arkadaşlar biliyorsunuz ki Ninja'mızı kasarken bir yandan da paramız sıfırlanmıştı almış olduğumuz güzel kıyanet yelpaze sayesinde. Büyülü STL'de şamanı kasmaya devam ediyoruz. Yani yapmaya devam ediyoruz. Tugis'e de geçmeye çok az kaldı. Büyülü STL şamanımızı yaparken para kasmamız gerekiyor. Kostümlerimizin hepsini sattım ben.
Şu an pazarımızda 11 won'a yakın bir para var. Bugün kurt karakterimizle farklı birkaç şey de deneyeceğiz. Riske de gireceğiz arkadaşlar. Çünkü lazım. Şart. Birkaç tane farm buldum. O farmları da bir deneyeceğim. Hazır elimizde de yerden toplayan pet varken bu farmlar çok çok daha kolay olacaktır. Bir onları da deneyeceğiz. Bakalım ne kadar para kasacağız. Çok para ihtiyacımız var. Kaldı geriye bir 450 won. 450 won da biriktirdiğimizde güzel güzel itemler almaya başlayacağız. Özellikle ilk etapta bir tane ork direnişli canavarlı bir ayın kıyafeti bakacağım. Bakalım ne kadar onlar, 450 won mu, 300 won mu, 500 won mu? O bayağı işimizi görecektir. +9 ayın kıyafeti dedim, pardon, yılan kıyafeti. Onlara da bir bakacağım. Yine büyülü STR'li güzel bir titan kalkanına ihtiyacımız olacak. Mümkünse bloklu, zekalı, varsa yarılı. Yine bir tane ejderha şapkasına ihtiyacımız olacak veya bloklu şapkaya ihtiyacımız olacak. Bunların hepsini yavaş yavaş yapacağız zaten. Ben şimdi burada kart tanesi etkinliğine de katılayım. Ardından ikinci Razor turumuzda hızlıca görüşelim. Evet, galiba devirdik. Aynen, yani çok, gördüğünüz gibi 70 tane yaşamım kaldı. Yaklaşık bir 10-12 yaşam yedi. Siz olun arkadaşlar. Razor'u eğer düşük ateşe sahipseniz buraya çekmek yerine şuralarda kesmeye, şuralarda kesmeye denemeyin. Korolev Lordları yüzünden boku yiyebiliyor turlarınız. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet, 8 atmış. Bir tane unutkanlık, bir tane hırsız edeveni atmış. Unutkanlık nedir? Şiddetli vuruş. Evet, sıradaki 4 turlarımıza devam ediyoruz. Bir ufak hatalarımız bize büyük zararlara mal oluyor ama sıkıntı yok. Şöyle arkadaşlar, yakut damarı atmışlar Razor'un önüne. Hemen ben de bir işini de getirdim. Burada iki karakterimle gidişiyorum. Umarım güzel bir yakut. Buradan da bir 400 tane falan yakut elde etsek çok güzel olur. Bakalım kaç tane yakut elde edeceğiz. Ben sizlere zaten damar gittiğinde tekrardan gösteririm. Muhtemelen bayağı bir süre olmuş atılalı. Toplamda 140 adet yakut kasabildik. Bunu da bir tane deneme hakkımız olacak. Deneriz. Geçerse bir en azından 20M falan ediyor. Buradan da bir 20M kazanmış oluruz. Ben Razor turlarımıza devam ediyorum hızlı hızlı. Zaten bu turlarımız bittiğinde de Ninja karakterimizi kasmaya geçeceğim. Bakalım Ninja karakterimiz ne kadar sürede 75 olacak bu videoda. Evet arkadaşlar, Ninja'mızı getirdik. Bakalım şimdi sabit odada kasacağım muhtemelen. Ninja'mıza da kaç XP bir bonus veriyor. Pet'le birlikte 100 XP bir bonusu alabiliyoruz. Aynı zamanda ya bir yengecini, kral kaplanını vesaire de takacağım. Normal tecrübe yüzüğünü de takacağım. Kral kaplanıyla birlikte 130 oluyor. Tecrübe yüzüğüyle 180. Yabi ile 280. Bilgelikle 380. 480 XP ile kasacağız. Umarım 3 saat içerisinde bitiririz. Çünkü 6 tane bilgelik iksirimiz var sanırsam, tam bilmiyorum. 3 saat içerisinde bitiririz diye umuyorum. 3 saatte bitmeyecek gerçi. Umuyorum değil, muhtemelen bitmeyecek. Realistik konuşalım. 4 saatte bitirmek istiyorum. Zaten saat şu an gece 12. Öyle gece 3'e kadar falan kasıp daha sonrasında otomatik hava bırakacağım. Yarına devam ettireceğim. Çünkü sabah erken kalkacağım arkadaşlar. Biraz akşamdan yattığım için şu an enerjim var. Bakarsanız şöyle gece 1 gibi falan büyük oda da buluruz. Şöyle biz bir gidelim. Şu an saat gece 12 olduğu için büyük oda bulmak biraz zor ama ben bir yer ayarlayayım şöyle sabit kasabileceğim. Çünkü sabit kasarsam çok daha rahat bir şekilde kasabilirim. Evet, şöyle kırmızı odaya da geldik arkadaşlar. Sabit olarak şimdilik burada kasacağım. Gecenin ilerleyen saatlerinde de kontrolümü edeceğim. Şimdi her şeyimizi takalım. Ardından hızlıca başlayalım. Şu şekilde şu an bakalım XP'm ne kadar, bir doğru mu bakayım. Aynen, 480 XP'ye de ulaşmışız. Ben şöyle yapıyorum. Size bir max hasarı göstermek için her şeyimi taktım. Hatta canavarlı bineğimi de aldım. Şimdi şu şekilde bir max hasarımı da göstereyim sizlere. Şu an gördüğünüz gibi canavarlı binekle birlikte 7k vuruyoruz. Bence çok güzel, çok güzel hasar. Daha M5 skillimiz. Efsanevi setli 7.5'u bile görüyoruz.
Ayrıca 12 zeka kalkanımız yok. Yani ben zekalı itemleri almadım. Zekalı itemlerle zeka bug'ı yaparsak buradan direkt arkadaşlar çok çok daha fazla vuruyoruz bu arada. Şimdi şu şekilde devam edelim. Bu loncadan bir türlü çıkamadım. Loncadan çıktığımda her şey çok daha iyi olacak. Bu arada eşit yapalım bunu. Şimdi şöyle yapacağız. Bunu çıkartacağız. Onun yerine bunu takacağız. Normalde ben hırsız eldiveni takacaktım. Fakat karakterimizin şu an paradan ziyade hızlı kasması lazım. Şöyle çelik kapşonları falan da toplayacağım. Bu arada 420 adet daha pelerin aldım. Burada şu an 237 pelerinimiz var. Keşke ETP'yi de alsaydım. Neyse aşağı indiğimizde bir dahakine ETP'yi de alırız. ETP'mizi falan da alacağım. Saldırı hızımız çok yüksek. Bu da tabii güzel bir saldırı hızı veriyor. Aynı zamanda buradan da geliyor. Bu yüzdelik olarak verdiği için bayağı arttırıyor. O zaman görüşürüz. Bir de tatlısıyla ilk bir saatimizin gerisinde kaldık arkadaşlar. Bir tık kasıyor olabilir videoda çünkü aynı anda 3 silent açık. Bir yandan ETP'leri de bitirmeye çalışıyorum. Bugün elementleri de vermedim ve çok pişman olacağım muhtemelen. Ama yatmadan önce bir elementleri de vereceğim. Kurt uyur it uyumaz. O yüzden element vermek zorundayız. Şu şekilde karakterimiz bu arada 58. seviyeye kadar geldi bir saatte. 530 XP ile kasıyoruz. 480 de değil. Site eldiveni de, site tecrübe yüzüğü de aldım. Bir de yerden düşenleri böyle elimden geldiğince toplayıp kontrol ediyorum arkadaşlar. Güzel bir şey şu ana kadar yakalayamadık ama bu zincir kapşonlar olsun, diğerler olsun biriktireceğiz. En azından aşağı indiğimizde bunlara artı basar. Ek bir gelir elde ederiz. Pelerinlerin parasını çıkarsa bana yeter zaten. Evet, karakterimizi kasmaya devam ediyoruz. 72. seviye oldu. Yabilerimiz bitti arkadaşlar. Toplamda yanımıza 7 yabi almıştık galiba. Ya 7 idi. Değil mi? Aynen 7 yabi almıştık. Bu da 3,5 saat yapıyor. 3,5 saati geride bırakmamıza çok az bir süre kaldı. Normalde ben 3,5 saatte bitirirdim 530 XP ile. Fakat büyük oda ne yazık ki doluydu. Ondan dolayı o küçük odada, kırmızı odada kasmak zorunda kaldık. Sağlık olsun. Şimdi büyük odayı buldum ben. Burada AFK bırakmış arkadaş. Büyük odada karakterimizi 75 yapmaya çalışıyorum. Yabi getirip getirmemek konusunda kararsızım. Bir inip yabi de getirebilirim bilmiyorum. Enchar'ımızı görüyorsunuz. 5K hasarla bile burada slot bekliyor arkadaşlar. Sizde 15-16K hasar yapmanıza hiç gerek yok burada. Yani 3 oda kasıyorsanız belki yapılabilir ama ortalama burada bir 7K 8K hasarla her char aynı sürede kasıyor. Bilginiz olsun. Bakın slotlar da geldi. Evet arkadaşlar, karakterimizi 75. seviyeye yaptık. Şimdi aşağı ineceğiz. ETP hesaplarımın ETP görevleri var. Bunları yapacağım. Daha sonrasında da bu ETP'leri birlikte bir üste atalım. Geçen Grena'ları da ileri atarak Misty Grena yapmayı deneyeceğim. Birkaç tane daha Grena takviyesiyle. Umarım karakterimizin Misty Grena'sını da direkt kendiliğinden yapar takarız da sürgünde rahatça kasılabilir. Çünkü şimşek tısımımız yok. Rüzgar tısımı olduğu için ormanda rahat kasılabiliyor ama şimşek tısımı olmadığından biraz zorlanmıştı şamanımız. Karakterimizin 70. seviye silahını da aldım zaten. Çok önemli değil. 10 gün içerisinde 100 level yapmayı planlıyorum. Şimdi aşağı inelim. İlk etapta ben bir ETP görevlerimi yapayım. Simya'da buluşalım. Evet arkadaşlar, 1,5 haftalık korlarımızı açtım. Sizlere de şöyle göstereyim. Yaklaşık 6 kere 4, 6, 12, 18, 24, 240 kordan bir 10 ekle. 250-260 adet kor açtık. Şu şekilde bir elmas, bu kadar bir yakut, bu kadar bir yeşim, bu kadar bir safir, böyle bir grana, bu kadar da bir 12 çıktı. Grana'nın daha çok çıkmasını isterdim. Çünkü grana deneyeceğiz. Sağlık olsun, artık pazardan alıp deneriz granayı. İnşallah bir tane geçer de fazladan bir tane granamız olur. Çok güzel. Direkt Onyx'ten başlayalım. İlk Onyx'imizi attık, geçti. Çok güzel. Bir tane daha alır mıyız Onyx? Hadi be, bir tane daha alalım. Cık. Yapma be oğlum. Bir tane daha alalım. Çok güzel. İki tane Onyx'imiz oldu. Safir geçer mi? Geçmedi. Geçmedi. Bir tane de safir geçti. Bugün şansımız biraz yok belli ki. Şöyle yeşimi atalım. İki tane yeşim geçti. Güzel, hiç bozmadan yakutu atıyorum. Hop hop. Cık. Ah be. Neyse, sağlık olsun. Bir tane de elmas deniyoruz. Elmas 1. Hadi elmas 2 alalım. 2 elmas. Çok güzel. 2 tane. 2 tane elmas, 1 tane yakut, 2 tane yeşim, 1 tane safir, 1 tane grena, 2 tane de onyx aldık. Sağlık olsun. Keşke onyx bir tane, onyx diyorum, yakut bir tane daha geçseydi de yüzümüzü güldürseydi. Güzel, buradan da bir yaklaşık bir 10-10 kar elde ettik. Fakat ben bir grenaları arkadaşlar üste atıp ninjamızın grenasını hazırlamak istiyorum. Bu sebepten dolayı ben bir yan çarlı grena getireyim. Hemen geleyim. Evet, bu kadar bir grena aldık. Burası bir Misty Grena parasına denk geldi. Bakalım buradan bir Misty Grena çıkartabileceğiz mi? Umarım çıkartırız da bizi büyük bir zarara sokmaz. Şöyle ilkini attık.
Geçti, çok güzel. Bir tane daha geçiriyoruz mu? Vallahi bir tane daha geçirdik. Bir tane daha. Ah be, neyse. Bir tane daha. İki denemelik versen bize oyun. Hadi be. Bir tane daha. Çok güzelsin oğlum. Çok iyi geçmedin mi lan? Bizim bu simya şansımız Marmara'yı kudurtuyor ya. Şöyle deniyoruz bakalım. İlkini attım. Geçmedi. İkinciyi attım. Son şansım. Lütfen geç. Marmara lobisinin bedduvalarından sonra hızlıca okuduk üfledik karakterimizi. Ardından tekrardan bir efsanevi grana aldık. Şu an 8 o. Zaten bu geçse bile zarar ama git yani inandım. Bilmiyorum. Vallahi her firavunun bir Musa'sı var. Benim Musa'm da simyacı oldu bugün. Yapacak bir şey yok. Güzel bir zarara soktu. Elimizde kalan 12 won artı simyalar. Simyalar satılırsa oradan da bir 10-11 won falan gelecek arkadaşlar. Net zararda bir 6 won girdi bize. Şom ağzımı açtığımda böyle şeyler olabiliyor. Sağlık olsun. İlla hep kazanacak değiliz. Arkadaşlar ben yanlış ekrandan kayıt almışım. Sizlere şöyle göstereyim. Şu itemi 1.5 won'a aldık. 15 şimşek. Bu itemi de yine bir, pardon, bunu 1 won'a, bunu 1.5 won'a aldık. Toplamda burası 2.5 won. Artı olarak da bir tane Misty Gran'a aldık şu şekilde. Bunu da artı basacağım. Toplamda burası bizlere bir 10 won'a falan mal oldu. 10-10.5 won'a falan mal oldu. Totalde zararımız da var biliyorsunuz. Bunları da yavaş yavaş çıkartacağız. Pazarımızda ben tekrardan kurdum. Şimdi ninja karakterimizi sürgüne atmadan önce son birkaç rütüşünü yapmamız gerekiyor. Bunu artı 4'e basmamız gerekiyor. Bunları falan halledeyim ben. Ninja karakterimizi sürgüne atalım. Ardından kurt karakterimize birkaç tane şey yapacağız zaten. Şöyle ben Kiyanit yelpazemizi normal %20 ile koymuştum. O da geçiciyi tutmuş arkadaşlar. Böyle koyacağım o 2, 6 ve 7. evsunu gelene kadar. Zaten acelemiz yok. Kiyanit yelpazenin de parçaları çok ucuz. Bakalım ne gelmiş. Şöyle umarım 50 STR veya canavar gelir. Hop. Abi şu canavar olsa, bir de şöyle bir 10 canavar falan olsa. Sağlık olsun. Neyse. Sıkıntı yok. Şöyle takalım onu da ha. Yanlış olmasın ha. Şöyle. Bayağı güzel duruyoruz. Şimdilik bu bantla idare edeceğiz. Hidra'ya girmem muhtemelen bu bantla, bilmiyorum da. Ninja'mız olana kadar bu bantla idare edeceğiz arkadaşlar. Bayağı güzel duruyor. Şöyle Kiyanit'imizi tekrardan koyuyoruz. Gökkuşağı parçam bol bol var. Zaten yok fiyata satılıyor. Bırakalım. Böyle böyle 2 haftada olur, 3 haftada olur. O olur. Zaten Kiyanit'i şu an kullanmıyoruz. Şöyle karakterimizin tüm kostümlerini hazırladım. Bunun haricinde bir 14 tane gümüş okey hazırladım kendi Lysiantus'takileri oynadım. Bunlardan eğer yüzük çıkartamazsak ben oynayacağım. Bu karakterimize bir yüzük çıkartmaya çalışacağım. Yaklaşık zaten bir oynamamız gereken 200 tane sandık var. Daha sonrasında da gideceğiz, sürgüne atacağız. Sürgünde de bakalım ne kadar sürede olacak. Bayağı bir altın suda kalacağım. Bayağı bir tecrübe yüzüğü alacağım. Şöyle açalım. Yani hiç sanmıyorum 14 taneden çıkacağını ama ne olur ne olmaz. Ben bir yüzük çıkartayım bu karakterimize. Ardından geleyim. Umarım çok yormaz. Umarım çok fazla uğraştırmaz. Evet arkadaşlar, karakterimizi mekanımıza getirdim. Mekanımız burası bizim, biliyorsunuz. Şu şekilde şimdi potlarını vesaire hazırlayacağım. 200'lü altın suda kaldım. Şöyle potlarımızı koyalım. Bunun haricinde buraya bir tane bence şundan koyalım. Bir tane de şundan koyalım. Yani atabilirse atsın. Çok önemli değil. Şu şekilde her şeyi açalım. Neyse burada duracak. Tecrübemiz ne kadar şu an bu şekilde olduğunda? 310 XP'miz oluyor. Güzel. Bir tane balı şeyi çıkartıp buraya da bunu koyup daha sonrasında bunu da açtık mı? Çok güzel. Şu anlık tabii bunun da olmasının kârıyla birlikte 360 XP'miz oluyor. Bundan başka kalmamış mı ya? Bayağı 30, ne yaptık biz? 5,5 saat çar mı kastık? Ben onu tam çözemedim. 2 tane vardı bundan çünkü. Burada dursun. Yani kâr elde etmek umurumuzda değil, önemli olan buradan kasılıp bir şeyler kazanabilmek. Şimdi kurt karakterimize geçeceğiz. Bu çarlarımızı kasarken toplamış olduğumuz 21. seviye kasklar ve kalkanları basacağız arkadaşlar. Daha sonrasında ise bir kule yapacağız. Çünkü ben şeyi çok merak ediyorum. Acaba kule bizlere tek turda kaç em bırakacak, onu merak ediyorum. Sadece artı basma haricinde oradan çıkacak beceri kitapları vesaire tek turda kaç em bırakacak. Ben bunu çok merak ettiğim için bir kule denemesi de yapacağım. Tabii toplamda bu çarımızda saymazsak
Tabi bu çarşağın çakası oluyor. 3 adet çarımız var. 3 adet de eşya alırız. Onları da artı basarız. Bakarsınız oradan da güzel bir şeyler yakalarız. Arkadaşlar ben hepsini artı 8'e getirdim. Bir tane elimde kalmıştı. Onu da basalım. Yeterli malzemem yokmuş. Neyse kalsın bu böyle. Bir tane yanlışlıkla artı 9'a bastım. Hızımı alamadım. Şöyle koyalım kenarıya. Bu kadar bir kalkanımız var. Kalkanlardan başlayalım. Pahalı olanlar kalkanlar çünkü. Şöyle ilkini bastık. Bir tane kalkan aldık. Çok güzel. Bakalım bir tane daha beşgen alabileceğiz mi? Alamadık. Bir tane daha alsak çok tatlı olur. Alamadık. Neyse bir tane kalkan aldık. Ona da şükür. Bir tane kapşonumuz, bir tane kalkanımız var. Hala kapşonlarımız var bayağı bir. Geçmedi. Bir tane daha kapşon aldık. Ninja kapşonu çok iyi. Bir tane daha geçmedi. Bir tane daha aldık. Çok iyi. Bir tane daha geçmedi. Toplamda 75'e kasarken bu kadar bir hasılat elde edebildik. Bunu da artı 7 olarak satarız artık. Uğraşmayacağım artı basmaya. Bunlar da bu şekilde dursunlar. Bunların hepsini de satarız. Gayet güzel oldu. Vallahi iyi ki basmışız. Bir tane kalkan, 3 tane de kapşon aldık. Haydi kuleye geçelim. Otomatik avda arkadaşlar savaşçı kaskı kasacağız. Şunu da çıkartalım. Gerçi 2 dakikası varmış. Dursun da bitsin. Otomatik avda savaşçı kaskı kasacağız arkadaşlar. O yüzden bu şekilde otomatik hava koyacağım da. Bir saniye abi. Şey almayı unutmuşum yanıma. Evet yağma filtremizi de açtık ama ve lakin bir dakika bir 2 saniye. Şu an çektiğim için biraz zorlandı. Yağma filtremizi de açtık. Sadece savaşçı kaskı toplayacak. Savaşçı kasklarının 9'ları çok para ediyor arkadaşlar. Hazır dedim ben burada bu şekilde artı basmada kasarken savaşçı kasklarını da bu şekilde toplasın. Toplu olarak da bunlara artı basarız. Böylelikle iyi bir gelir elde edebileceğimizi düşünüyorum. Bu şekilde kalsın bakalım. Şöyle bir 3 saat sonra falan tekrar görüşürüz. Evet korku maskelerini kastık. Bu korku maskelerinden bir tane bile artı 9 alsak çok iyi gelirler elde edebileceğiz. Toplamda 5 saat gitti geçti arkadaşlar. 5 saatte 122 adet kurbağa bacağı, 65 adet de kurbağa dili kastık bu arada. Burası ork dişinden çok çok daha iyi bir yer. Burada kastığınız kurbağa bacaklarının onlusu 4.8 em ediyor ve ork dişinden daha seri düşüyor. Hem ork dişi içinde orklu itemlere para vermek zorunda kalmıyorsunuz. Şöyle 65 tane de kurbağa dilimiz var. Bunlara yetmeyebilir çünkü ikişer ikişer istiyor. Örneğin 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130. Bayağı yani bir 200'lü kurbağa diline ihtiyacımız olacak. Kurbağa bacağını da ona göre alacağız zaten. Bunların hepsini ben basacağım. 9'a kadar deneyeceğim. Risk budur. Ama gerçi bu videoda çok risk al. Neyse sıkıntı yok. Deneyelim bakalım. Artı 7'de tekrardan görüşürüz o zaman arkadaşlar. Ben gideyim şehre bunların hepsini deneyeyim. Arkadaşlar şu kadar bir artı 7 geçirdik. Bunları şimdi ben artı 8'e bir deneyeyim. Bakalım kaç tane artı 8 alacağız. 9'da tekrardan gelirim. Arkadaşlar şöyle getirdim artı basmaları. Şöyle ilkini deneyelim. Her geçen 3-4 won kazandıracak bize. İlkini bastık geçmedi. Çok zor geçiyor bu itemler. İkinciyi deniyoruz. Geçmedi. Üçüncüyü deniyoruz. Bakalım vermiş olduğumuz riske değecek mi? Galiba batıyoruz. Bu da geçmezse büyük battık ama sağlık olsun. Geçmedi. Sağlık olsun. Denemiş olduk. Alabilirdik. Almadık. Sorun değil. Şimdi bir kuleye gidelim bakalım. Ben önce bir artı 7, artı 8 itemler hazırlayayım da kulede de onları basarız. Şimdi çarlarımızı soktuk. Şöyle size hasarımı da göstereyim. Çok fazla bir şeyim de yok ama şöyle hasarım şeye de atamadım ama neyse. Bakalım. Aynen 2.5-5K arasında vuruyorum level silahıyla birlikte. Çok fazla büyük bir şeyim yok. Şimdi hızlıca keselim metnimizi. Üste de atalım. Bu arada kurdumuzun şeyini açmamışız ki. O yüzden hasarımız düşükmüş. Şimdi bakayım. Al 7K vuruyoruz metne. Çok iyi. Yani kritik gelirse 7K vuruyoruz. Şimdi bileşeni getirdim ama kritik atamadım. Neyse beceri kitabını falan alamadık ama arkadaşımız da şey yaptı. Şimdi 3 karakterimizi de ben ta şey demirci katına kadar atayım. Ardından tekrardan geleceğim arkadaşlar. Demirci katında tekrardan görüşürüz o zaman. Bakalım neler yapacağız. Şöyle şeytan metni katına çıktık. Vurmaya başladık. Buff'ımı da vereyim ben birişenden. Şeyimiz bitmiş hemen onu da açalım arkadaşlar hızlıca. Bayağı güzel hasar. 7.5K'lar bence şu an çok iyi efsanevi set olan bir çar için. Beceri kitabımızı alamıyoruz. Ben bu ganimeti nereden açıyordum? Şu beceri kitaplarını bir açayım. Evet son kilit açma taşını da düşürdüm. Şimdi üst katlara çıkacağız. Üst katlarda bir tane kral yengeci basacağım çünkü metin keserken sıkıntı çıkartabilirler. Şöyle kilit açma taşıyla da üst kata çıkalım.
Bu çarlarımız böyle dursun. Önce bir şeytan kralı öldürelim. Ve ne çıkarttı? Zırh ustası. Tamam, güzel şeyleri deneriz. Evet, tek tek deneyeceğiz. Şimdi ilk zırhımızı bir deneyelim bakalım. Şöyle ilk zırhımız 8'e geçecek mi? Yandı. Diğer karakterimize geçelim. Diğer karakterimizden de deneyelim. Birişen'den bakalım. Tık. Bu da yandı. Son olarak Sura'dan deniyoruz. Bundan geçecek mi? Bu da yandı. Hiçbiri geçmedi arkadaşlar. Sağlık olsun. Üste atalım şimdi ve metin katında bakalım ne kadar gelir elde edeceğiz. Şöyle ölüm metninden başlayalım bakalım. Bütün her şeyimiz takılı. Şuradan birazdan bir tane kral yengeci basacağım. Kral yengecimiz de buradaymış zaten. İlk ölüm metnimizi bir keselim. Bu arada kesmeden önce eldivenimizi de takacağız. Hatta direkt şeyi de Anka'yı... Gerçi Kaan'ı şu an açmamıza gerek yok. Evet, buz topu, katil balina boynuzu. Yiğit boss'unu almayacağım, o çok para etmiyor. Üç yönlü kesme çıkmış. Yani burada var, onu da keselim. Aha, buz parçası artılı çıktı. Bunun tanesi BM ediyor. 750 BM. Evet, bu metnimizi de kestik. Bundan da ateş yok beceri kitabı düşürdük. Biraz şanssızız, sıkıntı yok. Bir tane de kurt atlayışı var. Bir tane de kurt nefesi var. Şunları buraya koyalım. Şimdi buradakini keseceğiz. Bunun için ben direkt şöyle yapacağım. Bunu çıkartacağım. Onun yerine bunu takacağım. Ayrıca bir tane de kral yengeci basacağım. Bunu keseceğim. Burada zaten arkadaşlar biraz az vuracağız bu metinleri ama sıkıntı yaşamayacağız. Bu metni kestiğimizde çünkü yaratıklar doğacak. Bize çok vurmuyorlar zaten, sıkıntı yok. Ha, şeyi açmayı unutmuşum. Burada şimdi katil metni şuradaymış, pardon. Katil metni ortalama 10 tane veya 12 tane atıyor olması lazım. Büyülü keskinlik düşürdük bile daha katil metnini çıkartmadan, gayet iyi. Bu şekilde keselim bakalım. Kutsama beceri kitabı çıkarttık, 4M. Bu karakterimiz otomatik avda bir anahtar düşürsün. Azrail katında tekrar görüşürüz. Ölümsüz yok üzerimde ama umarım yeter. Evet, Zingbon anahtarını da düşürdük. Hızlıca çıkalım yukarıya. Nerede o anahtar? Burada. Şuradan atalım. Ne oldu? Tamamdır. Yukarıya da çıkışımızı gerçekleştiriyoruz. Bir tane STR markası basalım da buraya gelmişken boşa çıkmış olmayalım. Şöyle şunu çıkartalım, şunu basalım. Azrail'imiz de şurada bir yerdeydi. Bakalım bu çar Azrail kesebilecek mi? Şöyle lollipop'u da taktık arkadaşlar. Şu an 7K kadar görüyoruz. 0 ölümsüz var üzerimizde. Şöyle göstereyim size de. Hiç 0 ölümsüzde. 7K görmek de güzel bence. Lucifer'ı da keselim. Battle Pass görevlerinde vardı. En azından tekrar çıkmak zorunda kalmayız. İleride Battle Pass görevlerinin hepsini açmaya kalkarsam. Onu da bayağı ilerlettim bu arada. 1250'ye kadar gelmişim. Böyle götürüyorum. Kutsamaya kadar getireceğim bitmeden. Ve Azrail'imizi de kestik. Hayırlı uğurlu olsun. Birazdan bizi aşağıya atacaktır. Battle Pass görevimizi de böyle bitirmiş olduk. Arkadaşlar, bir tane element atıyoruz Hyper Glom arkadaşımıza. Çok güzel element geldi. Artı 2'de 14 yaptık. Bir 6 geldi, bir 8 geldi. Bir 8 gelirse rekorumuzu kırmış olacağız. Muhtemelen de silahın da değeri kat kat artmış olacak arkadaşımız için. Bakıyoruz. Sağlık olsun. 2 geldi, artı 16 buz oldu. Bu yine iyi. Ama olsun. Olsun. Sağlık olsun. Bu şekilde geldi. Tamamdır. Von'umuzu aldık. Hyper Glom. Yazalım bir. Sende mi? Tamamdır. Ondaymış. Ve itemimizi teslim edip paramızı aldık. Artı 16 attığım en yüksek element oldu ama gönül isterdi ki bir 6-7 gelsin de 20 olsun. Yapacak bir şey yok. Buna da şükür. Tekrardan belirttiğim gibi element işleriniz için bana oyun içerisinden yazabilirsiniz. Arkadaşımıza da buradan selam olsun. Evet, total hasılatımız ne kadarmış? Gelin birlikte bakalım. Şu şekilde bir tane suikastimiz var. Üç yönlü kesme. Bunlar zaten... Bir tane büyülü keskinlik var önemli olarak. Kutsama var. Bir hava kılıcı çıkar mı? Çabukluklar, vuziler güzel. Vuziler zaten 3.5M yapıyor. Çabukluklar da BM falan ediyor arkadaşlar. Haricinde farklı bir şey çıkmamış. Tabii daha şanslı da olabilirdik. Bu arada şunu da çıkartalım. Daha şanslı da olabilirdik. Bunları da iyi. Şu an burası baktığınızda 13. Bunları da saydığımızda bir 20-25M bırakmış. Yani 25M için kule çıkılır mı? Denenebilir. Daha da şanslı olsaydık belki bir hava kılıcı, yeşil fasulye falan da çıkartabilirdik. Ama garanti bir 30M falan bırakıyor her kule turunuz arkadaşlar. Bir kule turu da zaten 30 dakika falan sürüyor. Saatte 60M falan kasabilirsiniz. Tabi artı basmaları saymadım. Şeytan hatırası artılı falan da düşürdüm. Daha fazla da düşebilirdi. Siz de bu şekilde artı basarak, riskler alarak kule çıkabilirsiniz. O zaman bu bölümlükte bizden bu kadar olsun arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.